Merhaba. Merhaba. Tanıt kendini. Benim ismim Hasan. Evet. Ben 29 yaşındayım. Evet. Doğma bir Ankaralıyım ama aslen Çankırılı Gazlıyım. Evet. Ben 1,5 senedir dışarıda kalıyorum. Babaannemi kaybettiğimden beri dışarıda kalıyorum. Evet. Yani nasıl dışarıda kalıyorsun? Sokakta mı yatıyorsun? Sokakta yaşıyorum, evet ben. Param olursa otelde kalıyorum ama param genelde olmuyor. Şey, haftada bir kere falan anca oluyor. Allah çok şükür ama. Oluyor yani, haftada bir kere de olsa otelde kalabiliyorum. Sıcak bir battaniye, yorganın altında yatabiliyorum. Duşumu alıyorum, çorap çamaşır alıyorum. Yani bir kere de olsa haftada bu temizliğimi falan yapabiliyorum yani. Peki sokaklarda yaşıyorsun, selpak satıyorsun, evet. Ve çorba içebiliyorsun onunla. Evet, çorba içiyorum son zamanlarda. Para biriktirebilirsen, selpak satabilirsen otelde kalabiliyorsun, yoksa evet, kalamıyorsun. Yoksa kalamadığın zaman üzülüyor musun? Yani yalnızlıktan üzülüyorum. Hayat şartları biraz insanı üzer tabii ama şöyle bir gerçek var. Allah insanları sınar. Allah şu an beni sınıyor ve Allah bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Ben şu an genelde metronun dibinde yatıyorum. Kepenkler kapandığı zaman gece bir de kapanıyor. Evet. Yere karton seriyorum. Havalandırma sıcak üflediği için orada yatıyorum ben. Ama yani Allah insanlara taşıyamayacağı yükü vermez. Ve benim de bir yerde hayatım değişecek. Benim de evim olacak, işim olacak, düzenli bir hayatım olacak. Ben buna çok inanıyorum. Allah benim yüzüme bakacak bir yerde. İnşallah ben de güzel bir hayat yaşayacağım. Peki şu andaki yaşantın, sokakta kalan birisi olarak yine de umut vaat ediyorsun, öyle mi? Tabii ki. Umut her zaman vardır insanların için. Hayatı seviyor musun, yaşamayı seviyor musun? Yani hayatın zor yanları muhakkak ki vardır ama hayat yaşamaya değer. Seviyorum. Her şeye yani, rağmen de. Zor da olsa Allah bize bu hayatı vermiş yani. Biz bu hayatı bir şekilde yaşayacağız. İnsanlar, herkesin bir sıkıntısı vardır. Kimse dörtlük bir hayat yoktur kimsede yani. Herkesin bir sıkıntısı, zorluğu vardır. Peki mesleğin nedir senin? Ben normalde garsonluk yapıyorum. Makine bölümünde okudum. Evet. Liseyi makine bölümünde okudum yani.